Muska takmak caiz midir? Hanefi mezhebine göre içerisinde Kur'an-ı Kerim yazan ve de dini bir takım Allah Teala'nın esmasının, sıfatının veya bir takım zikirlerin yazılmış olduğu muskanın takılmasında o muskanın şaraitine uygun şekilde korunup işte tuvaletlerde veya lavaboya ihtiyacı giderildiği zamanda açık olmayacak şekilde bu bahsetmiş olduğumuz ayetlerin veya tesbihatın bu şekilde sarılıp da kullanılmasında herhangi bir beis söz konusu değildir. Muska kullanımı ile alakalı özellikle bugün günümüzde selefi olduğunu iddia edilen Vahabilerin çok ciddi ve aşırı tenkitleri söz konusudur. Zira onlar muska kullanmanın şirk olduğunu, kişi muskayı kullandığı zaman dinden çıkacağına dair bazı rivayetler yapmaktadırlar. Ancak bu rivayetlere biz baktığımız zaman da bunların şirkle alakalandırılan boyutu veya muskanın şirki gerektirecek boyutta olması İslami olmayan veya Kur'an dışındaki bir takım şeylerin muska olarak kullanılmasıyla alakalı olduğunu görmekteyiz. Zira bu hususta Allah Resulü'nün bir sahabe efendimizin boynunda kemik taktığını görünce Efendimiz o sahabe efendimize buyurur ki eğer sen şu haliyle o boynundayken ölecek olursan ebediyen felaha kavuşmazsın buyurmaktadır. Yine Efendimiz o üzerinde kemik takan bir sahabe efendimizi gördüğü zaman da şirk nevilerinden bir nevi olduğuna dair rivayetler gelmektedir. Onun için muska takmanın caiz olmadığına dair ki gelen rivayetler ve delil olarak zikredilen bu rivayetlerin tamamı Kur'an'ın dışında, Allah Teala'nın esması dışında yani dini misyonu olan şeyler dışındaki takılan muskalar veya şeylerdir. Örneğin nazar boncuğu gibi. Bahsedilen ve şirke getiren şeyler bunlardır. Çünkü bunların dini hiçbir şey yoktur. Nazar boncuğunun muhafazası asla söz konusu olamaz. Koruyacak olan Allah Teala'dır. Onun için bugün Vahabilerin veya bugün birilerinin zikretmiş olduğu muska şirktir, günahtır ifadeleri dediğimiz gibi kemikten veya bağlanılan iplerden, kumaş parçalarından veya nazar boncuğu gibi şeylerden korunun talep edilmesiyle alakalıdır. Bahsedilen nehiler veya şirk ifadeleri bununla alakalıdır. Ancak muska olarak takılan şeyde üzerinde ayet-i kerime var ise veya üzerinde ayet-i kerime dışında tesbihatlar, zikirler, esma ilahi bunlar var ise bu durumda sahabe efendilerimizin çoğunluğu Amr bin As radıyallahu anh, Abdullah ibn Ömer radıyallahu anh, Ayşe annemiz ve bunun dışında sahabelerin birçoğun, Hazreti Ali sahabelerin birçoğuna göre bu şekilde bir musa kullanılmasına herhangi bir beis söz konusu değildir. Zira buradaki kullanılan muskada zaten ayet-i kerimeler olduğundan dolayı veya Allah Teala'nın esması olduğundan dolayı bunlar olsa da esasen bunlar vesilesiyle bunların sahibi olan Mevla Teala'dan korunma talep ediliyordur. Bunun için bunda herhangi bir beis olmaz denilmektedir. Ve rivayet edilen bu görüşü savunanlara göre yani üzerinde ayet yazılan muskaların kullanılabileceğine dair görüşü savunan fakihlerin çoğunluğu şirk olduğunun veya muskanın günah olduğuna dair rivayetlerin hepsi kemik, İşte nazar boncuğu, ip veya sair şeylerin takılmasıyla alakalıdır derler. Yoksa Kur'an takıldığı zaman da veya sair ayet takıldığı zaman da Allah Teala'nın esması muska olarak takıldığı zaman da bunda şartlarına dikkat edilmesi durumunda herhangi bir beis olmadığını söylerler. Bu şartlarda nelerdir? Bir, ayet-i kerime olarak muska olarak takılacak olan şeyin korunmuş olması gerekir. Niye? Sokağa çıkıldığı zaman mutlaka hürmetsizlik söz konusu olur. Onun için bir deri parçasına veya bir şeyle sarılması gerekir derler. İkinci olarak muskada mutlaka Kur'an-ı Kerim, ayetler, tesbihatlar veya zikirler olacaktır denir. Üçüncü olarak bu tür şeylerin helal gibi veya işte karı koca arasında cinsel birliktelik esnasında çıkartılması gerektiğini söylerler. Bu üç şarta riayet edilecek olursa muska takılmasında herhangi bir beis yoktur derler. Hasılı toparlayacak olursak, muska takmak ehli ilimin çoğuna göre caizdir. Ve bunun caiz olması için birinci olarak korunup sarılmış muhafaza edilmesi, ikinci olarak
Kur'an-ı Kerim esma, sıfat veya bir takım tesbihatların olması için de bunun dışında hurafe olan şeylerin olmaması. Üçüncü olarak da helâ, banyo veya şey gibi yerlerde çıkartılması. Bu şartlara riayet edilecek olursa bunun kullanılmasına herhangi bir beis olmadığıdır. Bu hususta hatta korunması ile alakalı Hanefi kitaplarından Fetavâ Hindiye 7 kat sarılması durumunda şu anda işte ince streç şeyleri sardıkları gibi böyle ince ince sarılacak olursa ve içine su girme durumu olmayacak olursa bununla lavaboya veya tuvalet ihtiyacını görmek için girmede de herhangi bir beis olmadığını söylemektedir. Dediğimiz gibi muska meselesinde caiz olmadığına dair ki gelen rivayetler ise muska dışında kemiklerle, nazar boncuğuyla veya sair şeyle ki yapılan korunmadır ve nehyedilen ve şirki gerektiren eylem bununla alakalıdır.